Eğitim Tokat TV'nin değerli izleyicileri, sevgili öğrenciler. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi yakın tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisidir. 1900'lerin başındaki sömürgecilik yarışı 1. Dünya Savaşı'na yol açmıştı. İngiltere, Fransa ve Rusya İtilaf Devletleri'ni oluşturuyordu. Savaşın ilerleyen safhalarında onlara İtalya da katıldı. Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ise ittifak devletleriydi. Bu savaşın sebeplerinden biri de yıkılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarının bölüşülmesiydi. Bu sebeple Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmiş olsa da kaçınılmaz olarak savaşa sürüklendi ve Almanya'nın safında savaşa dahil oldu. İtilaf Devletleri'nin ilk deniz hücumu 3 Kasım 1914'te gerçekleşti. Ertuğrul ve Seddülbahir iki İngiliz harp gemisi tarafından hedef alınırken iki Fransız gemisi de Kumkale ve Orhaniye tabyalarını bombaladı. Boğazların hedef alınacağının habercisi olan bu saldırılar sonrası 5 Kasım 1914'te Osmanlı Devleti'ne resmen savaş ilan edildi. 19 Şubat 1915'te ikinci deniz hücumu gerçekleşti. Sabah saatlerinde boğaza sokulan gemiler Kumkale, Orhaniye, Seddülbahir ve Ertuğrul tabyalarını ateşe tuttu. Gemilerin menzili Türk toplarına kıyasla oldukça uzundu. Bu bombardımana yalnızca Ertuğrul ve Orhaniye tabyaları karşılık verebildi. Ertuğrul ve Orhaniye tabyaları tahrip edildi. İngiliz-Fransız filosu birçok savaş gemisiyle boğazın önüne kadar geldi. 25 Şubat günü İtilaf Devletleri'nin savaş gemileri boğaza tekrar girerek merkez tabyalarını bombaladı. Bu saldırı Mart ayı başlarında tekrarlandı ancak bir sonuç elde edilemedi. Boğaz aşağı kesimlerindeki mayınlardan temizlenmişti. Amiral Robeck bütün savaş gemileriyle bu bölgeden saldırma kararı aldı. İşte bu planların yapıldığı esnada 8 Mart sabahı Nusret mayın gemisi Erenköy koyuna gizlice 26 mayın düşedi. Savaş süresince boğaza toplamda 11 hatta 403 mayın döşenmişti. Ancak bu son mayın hattı 18 Mart günü savaşın kaderini değiştirecekti. 18 Mart 1915 sabahı tekrar taarruza geçtiler. Birleşik filo 3 tümen şeklinde kurgulanmıştı. Öncelikle hedefleri Çanakkale ve Kilitbahir'deki merkez tabyaların ve mayın bölgesini koruyan batarya ve seyyar topların susturulmasıydı. Gemilerdeki topların menzilleri ortalama 22 bin metreydi. Türk ordusunun elinde ise 17 adet 16.900 metre menzile sahip top mevcuttu. Diğer toplarımızın menzili ise 14.000 metre ile 7.000 metre arasında değişiyordu. 18 Mart Perşembe sabahı saat 10.30 sularında Agamemnon kılavuzluğunda Birleşik Filo Boğaz'a girdi. İlk mermi saat 11.15 sularında Trium tarafından Halileli sırtlarına doğru ateşlendi. 11.30'da merkez tabyaları bombardımana başladı. Anadolu Hamidiye, Rumeli Mecidiye, namazgah ateş altındaydı. Uzun menzilli gemilere karşılık verilemiyordu. Ancak mayın hatlarını koruyan bataryalarla obüs bölgesinden açılan ateş etkili oluyordu. Amiral Robeck, öğle saatlerinde merkez tabyalardaki tahribatı yeterli görüp 3. tümendeki gemileri yakın mesafeden bombardımana çağırdı. Bu sırada Türk muharebe santrali isabet almış, telefon hatları kopmuştu. Çanakkale ile Kilitbahir arasındaki haberleşme kesildi. Buna rağmen yoğun ateş sonucu 3. tümendeki gemiler püskürtüldü. Rumeli Mecidiye tabyasında ikmal yeri olan Seyit Onbaşı bu başarıda büyük pay sahibiydi. Mermileri topa süren vinç bir bombanın isabet etmesiyle kullanılamaz hale gelmişti. Bunu gören Seyit Onbaşı ağırlığı 190 ila 215 kilogram arasında değişen mermileri taşıyarak topların kesintisiz bir şekilde ateşe devam etmesini sağladı. Amiral Robeck, tahrip olan 3. tümenin yerini 2. tümenin almasını emretti. Tabyaları topa tutan İngiliz ve Fransız filoları, boğazın iki yakasından açılan yoğun ateş ve Nusret mayın gemisinin döşediği mayınların etkisiyle donanmanın %35'ini kaybedip çekilmek zorunda kaldı. Kaçarken mayınlara çarpan Bouvet, Ocean, Irresistible savaş gemileriyle 2 muhrip ve 7 mayın arama gemisi battı. Galois ve Inflexible'da dahil olmak üzere 7 zırhlı tahrip oldu.
Birleşik Filo'nun insan kaybı 800'ü bulmuştu. Türk ordusu ise 97 kayıp vermişti. Çanakkale'de birçok vatan evladı şehitlik mertebesine erişmiştir. Kimisi anasından, kimisi eşinden, çocuğundan, yavuklusundan ayrılmıştır. Onların tek bir amacı vardı, vatanın düşman eline geçmemesi. Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizden Saadettin Şafak Duran sizlere bir şehit mektubu okuyacak. Ben 1. Kolordu, 1. Tümen, 7. Alay, 3. Tavur, 1. Bölük Çavuşu, Çivril kazasının Madenler Köyü'nden Kadiroğlu Mehmet. Muhterem komutanım, sağ kolumu kaybettim. Zararı yok, sol kolum var. Onunla da pekala iş görebilirim. Beni üzen şey, yaramın kapanmamasından dolayı kıtağıma katılamamak ve düşmanla çarpışamamak. Hastaneden kurtularak halen harbe iştirak edemediğim için beni mazur gördünüz. Affediniz muhterem komutanım. Koşuyor Mehmetciğim ateşin üstüne. Ayağına her diken batışında Allah diyor. Yüreğine her mermi değişinde vatanım diyor. Yere düşünce de anam, yârim diyor. Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Alperen Yetkin, Çanakkalem şiirini seslendirecek. Çanakkalem, seni anlatmaya yetmiyor dilim. Bayrağım, burcunda al Çanakkalem. Değilsin sadece şirin bir ilim. Diyetin ödenmiş, bil Çanakkalem.
Daha 15'inde küçücük yaşı. Tekbir ile çınlatmış dağ ile taşı. İman dolu göğsü, gururlu başı. Mehmed'imin kanı, sel, çanak kalem. Kimi harbiyeli, kimi liseli. Delikanlı olmuş, deli mi deli? Sarmamış kolları, taze güzeli. Ayşeler, Fatmalar, dul, çanak kalem. Vatanım, toprağım deyip uğruna, sarılıp imanla al bayrağına. Kınalı kuzular girmiş bağrına. Koynunda şehitler, gül, çanak kalem. Analar kınayla cepheye salmış. Nice koç yiğidim burada kalmış. Sakın şehidime demeyin ölmüş. Lale olsun söyleyen dil, çanak kalem. Batacak sanmışlar Türk'ün güneşi. Mehmed'in bağrında iman ateşi. Destanlar yazdırdı, yoktur bileşi. Dillerde türküsün, gül, çanak kalem. Durup da bir yudum suyunu içtim. Basmadım toprağa, dikeni seçtim. Dualar okuyup edeple geçtim. Ölürüm uğruna, bil, çanak kalem. Ölürüm uğruna, bil, çanak kalem. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizden Sefa Yıldırım sizlere bir şehit mektubu okuyacak. Kızım Nuriye küçük hanıma özeldir. Benim sevgili kızım. İlk önce iki gözlerinden öperim. Seni çok göreceğim gelmiştir. Lakin askerlik engel oluyor da görüşemiyoruz. Bunun çaresi nedir kızım? Bunun çaresi Cenab-ı Hakk'a tevekkül edip de sabır etmektir. Ben sizi, siz de beni Cenab-ı Hakk'a emanet ederim. Elimizden geldiği kadar da mektupları sık sık gönderelim. Birbirimize duada kusur etmeyelim. Agalar, uzun söze gerek yok. Üzerinde oturduğumuz bu toprak ata yadigardır, vatandır. Bu savaş bence dağ taş konuşmuştu kendi dilince. Hücum diye bir ses duydum ilk önce, sonra Allah Allah dedi Mehmed'im. Gayrı anlatılmaz bu savaş bence, dağ taş konuşmuştu kendi dilince. Hücum diye bir ses duydum ilk önce, sonra Allah Allah dedi Mehmed'i. Ne ana ne sıla ne yar hayali, bir gör Mehmet'teki kükremiş hali. Kırpmadı gözünü yağmur misali, mermi yedi havan yedi Mehmed'im, can askeri. Ne ana ne sıla ne yar hayali, bir gör Mehmet'teki kükremiş hali. Kırpmadı gözünü yağmur misali, mermi yedi havan yedi Mehmed'im, can askerim. Secde eder cümle canlı ve bitki. Bir Temmuz akşamı Allah şahit ki, şaha kalkmış vatan yiğit Mehmed'im. Bu öyle bir iman, öyle ihlas ki, secde eder cümle canlı ve bitki.
Bir Temmuz akşamı Allah şahit ki şaha kalkmış vatan yiğit Mehmed'i. Bu akşam yıldızlar sararmış gibi, tepeler titreşir hava kış gibi. Bir dağın sırtında dağ varmış gibi, omuzlamış bir Mehmed'i Mehmed'im, can askerim. Bu akşam yıldızlar sararmış gibi, tepeler titreşir hava kış gibi. Bir dağın sırtında dağ varmış gibi, omuzlamış bir Mehmed'i Mehmed'im, can askerim. Şehitler tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Eren Bozkaya, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un unutulmaz şiiri Çanakkale şehitlerine şiirini seslendirecek. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa yenmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşına da. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluki asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harab. Öteden saykalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak. Saçıyor zırha bölünmüş de o namerd eller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram. Çünkü tesis-i ilahi o methin istihkam. Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler. Beşerin azmi tevkif edemez sun-i beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi. O benim sun-i bediyim, onu çiğnetme dedi. Aslımın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar. O rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse, o pak alnı değer.
ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desen sığmazsın. Her cümerci ettiğin edvara da yetmez o kitap, seni ancak ebediyetler eder istiyab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle, kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle, mor bulutlarla açıp türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Salahaddin'i, kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran, sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın, sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın, sen ki asara gömülsen taşacaksın, heyhat sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Japon devlet adamlarının da vurguladığı gibi, geleceğin mirasçısı olan biz genç nesillere Çanakkale Savaşı'nın bıraktığı büyük dersler vardır. Şunu unutmayalım ki, tarih yazılıp bir kültür ve şuur kaynağı olmadıkça aynı toprak altında kalan kıymetli madenler gibi hiçbir anlam taşımaz. Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizden Alperen Kaya, sizlere yine bir şehit mektubu okuyacak. Ben Salih oğlu Mehmet, altı yerimden yaralandım. Sahra Hastanesi'nde tedavi oldum. Tepdili hava verdiler, kabul etmedim. Arkadaşlarımın yanına cepheye dönüyorum. İnşallah harp bitince görüşürüz. Adet olduğu üzere mektubumun sonuna mani yazıyorum. Çanakkale içinde asker denize bakar. Kaderde ölüm varsa benim kanım da akar. İki kıyı arası eller geçmez arasından. Düşmana aman vermem, kan damlasa yaramdan. Ölmez.
bayrakla dertleşen, toprakla birleşen, can verip deleşen birilerim var, birilerim var, birilerim var. Ezan dinmez diyen, bayrak inmez diyen, şehit ölmez diyen birileri var, birileri var. Şehitler ölmez, ölmez şehitler ölmez. Şehitler ölmez, ölmez şehitler ölmez. Belki dağlar duman duman
savrulur. Belki sesim çığlık çığlık duyulur. Belki yavrum bir tavda koyulur. Üzülme anne, bir yangın ki ciğer ciğer kavrulur. Bir yangın ki kardeş kardeş vurulur. Belki kalbim bir bayrak kan olur. Gülümse anne. Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri olarak hazırladığımız program burada sona ermiştir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.